Herkese günaydın. Hayırlı sahurlarımız olsun inşallah. Saatlerimiz 1. Şahin'e dedim hadi gel dedim beraber yapalım. O kadar yorgunum ki dedi. Hatta sen de yeme dedim yok. Bu akşam ben çok salata yedim arkadaşlar ve o taşlık yedim ya. Onun yanında ekmek hiç yemedim. O yüzden şu an yattım ve şimdiden acıktığımı hissettim. Bu arada sanırım hastayım. Hasta oluyorum daha doğrusu. Çünkü burnum falan felaket tıkandı. İşte dedim ki yani şimdiden ben bu kadar acıktıysam yarın akşama kadar dayanamam dedim. O sebepten dolayı şimdi biraz daha kızarsın. İndim. Bugün ekmek aldım ya. Güzelce tost. Kaç gündür canım tost çekiyor. Bari bugün yiyeyim dedim. Çünkü yatıyorsun sonra kalkmak istemiyorsun. Şimdi buraya makineyi taktığım için akşam çayın üstüne şey yapacağım. Şöyle suyumu koydum kaynasın. Şurada da domates, salatalık, bir de pazardan zeytin almıştım ya. Bunlar bana yeter. Makinem yıkanıyor. Çocuklar uyuyor. Şahin de yatmıştır belki. Kaynadı. Şunu ben halledeyim. Şimdi çocuklarımızı Şahin'e diyorum ki hadi gel dedim sana tost yapayım. Kaşarlı sucuklu diyor ki hem de diyor sucuklu. Sonra yatamam dedi. Vallahi ben de aç yatamam. Şöyle çifte kaşarla koyalım. Ekmekleri bol kızartıyorum ben. Yarene yaptığım zaman ekmeği kızartmıyorum çünkü yumuşak seviyor. Yarın sabah zaten o da tost ister. Yarın Mira'ya bıldırcın yumurtası yapacağım. İnşallah kahvaltıda. Şöyle bir bastırayım da. Şu çayımızı da, şu çaydanlığımı yarın bir yıkayayım. Yarın kötü. Çaydanlığım nasıl? Bence süper oldu. Çünkü ay nasıl tozlanıyor ya. Bakar mısınız? Yarın bir güzel domestosla komple çaydanlığım işte çaycımı falan yıkayayım. Böyle arkadaşlarım sizlerle sahurda birazcık sohbet etmiş oluruz. Şunları da dolaba kaldırırım. İki tane domates çıkardım ama bir tanesini kullanayım. Ay sesim de değişik oldu ya vallahi. Ondan sonracığım hatta yatmadan şundan da iki tane yiyelim. Şu kahvenin içinde yeni tat çıkarmışlar. Normalde ben bunu görmemiştim hiç. Ve içi kahveli arkadaşlar. İçinde sanki üçü bir arada kahve var. Diğerlerinin tadını zaten seviyorum. Bu bitterdi. Bir tane bu Antep fıstıklıydı. Şu turuncuyu sanırım sizi çok seviyorum. Hoşuma gidiyorum. Bir de böyle. Bunun içi kahve. Aa Şahin'e unuttum demeye. Bunu da gösterseydim hemen gelir çay içerdi. Bu çikolataları seviyor çünkü. Bir de şu. Şunu aldım ya arkadaşlar. Nerede kız o? Şu. O kadar mı güzel olur ya? Şu kadarcık akşam çayla içtim. Allah'ım böyle bir koku, böyle bir lezzet gerçekten yok. Süper bir tadı var. İçer miyim bununla da çay? Neyse şuraya bir koyayım belki de. Bir tane içerim. Turşumu bu arada bugün turşunun tadına baktım. Böyle iyice bastırdım elimle. Tuzuna falan dedim bakayım hazır iftardan sonraydı dedim. Bakayım ne olur ne olmaz dedim. Ay burası da sıcak olmuş. Acılığını daha tam vermemiş ama şeyini tuzu falan güzel ve lahana artık neredeyse ekşimeye dönüyor bile. Böyle kütür kütür olmuş. Güzel yani. Ay bak alttaki ekmeği güzel kızarttım da üsttekini fazla kızartmadım. O yüzden yumuşak sevmiyorum. Neyse arkadaşlar ben bunu bir çıkarayım. Sanırım oldu.
iki tane de yaptım ama artık ne kadar şunu buraya koyayım, yarın kesin ister. Artık canım ne kadar tost istediyse iki tane yaptım. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Mis gibi oldu. Hepsini yiyebilir miyim acaba? Vallahi gözüm aç. Mide bilmiyorum. Sanırım en güzel sahurlarından bir tanesi olacak arkadaşlar. Keşke Şahin'le kalksaydı, daha güzel olurdu ama. Neyse. Bugün bayağı bir yoğun geçmiş benim. O yüzden bir şey demiyorum. Yoruluyor çünkü. Şunu artık kapatabiliriz. O sebepten de bir şey demiyorum arkadaşlarım. Şeker olmazsa olmazımız. Ay ne güzel ya. Vallahi böyle her gün yapsak keşke. Hem sizinle erkenden güne başlamış oluyoruz, değil mi? Hadi bakalım. Bana afiyet olsun. Sizlere de iyi sahurlar. Allah'ım kabul etsin inşallah. Hadi bakalım. Ben sahurumu yaptım. Saat 2:05 geçiyor. Tam oturdum, bir parça tost yedim. Bu yukarıdan ağlama sesi geldi. Bir koşu gittim ki Yaren korkmuş. Onu sakinleştirdim, geldim. O yüzden bu kadar geç kaldım. Neyse, domatesi yemedim. Bunları artık yarın sabah hallederim. Arkadaşlar, ben şimdi niyetlendim. Allah'ım kabul etsin inşallah. Sabah sadece namaza kaldım. O kadar. Buradan da bir tane bundan yedim. Bir de şuradan üçlü böyle yedim. Ve şimdi gidiyoruz. Yukarıya çıkalım arkadaşlar. Yarın sabah Allah'ın izniyle görüşürüz. Şu an dışarıda feci bir rüzgar var. Çok soğuk. Bu arada yarın bunu da şarja takayım. Şarjını bulayım da. Bir de kamerası neredeydi? Yukarıdaydı. Gündüzlerim bir yer kullanırım. O zaman ne yapıyoruz? Yarın görüşürüz. Yarın da bakalım. Ondan sonra çıkalım. Akşamları ben kilitliyorum. Gündüzlerde o. Anahtarını buraya asmış. Tamam. Hadi gidelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatalım. Şey sürecektim ya, dudak bandı sürecektim de. Bizim adamın kıyafetlerini koyduğu yere bakın. Önceden buraya asıyordu. Şimdi ise buraya koyuyor. Benim güzel kızım. Şubat'ta niye ince değil mi diyenler var da, şu an o da o kadar güzel sıcak ki arkadaşlar, size anlatamam. Şurada çamaşırlarım var. Bir de burada kırlentileri falan attım işte. Onlar yıkandı, kurutmaya attım da. Artık yarın sabah hallederiz. O zaman sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Birkaç saat sonra görüşürüz. Hadi bay bay. Günaydın. Evet, bizim Mira kuş uyandı. Zoru neydi de saat 7'de uyandı bilmiyorum ama
Günaydın. Bugün daha da kötü var ya, boğazım çok kötü. Yutkunamıyorum. Boğazım acıyor. Gece hani yarını yatırdım ya arkadaşlar. Yani yukarıya çıktım ya. Ondan sonra tam böyle uykuya dalıyordum. Baktım Yaren yanımda sabah yanı başımda yine. Gözümü açtım saat 3. Anne uykum yok diyor. Ya da bir şeyden korkmuş. Çünkü bir ara yine böyle yatmadan sıçramıştı. Dün telefonu verdim. Birazcık izledim. Uykum gelir. Öyle de uyumuşum. Ondan sonra az önce gittim kontrol ettim ki telefon yanında oynuyor. Kendisi bayılmış uyumuş. Şimdi Emira bir süt içsin. Daha sonra da kahvaltısı. Allah'ım. O kadar güzel güneş doğumu var ki. Güneş doğumu derken güneş tabii ki doğdu da. Bakın. Tepede şu an şurada. Çok tatlı. Ay. Ah Miram Miram. Şahin de diyor ki boğazım diyor, burnum diyor çok kötü. Dedim teşekkür ederim dedim. Benim boğazım da bugün kötü. Dün biraz vardı ama bugün en azından dün yutkunabiliyordum böyle çok hafiften. Bir şeyim yani yoktu, sadece burnum tıkalıydı bugün ama bayağı bir şey böyle boğazım yutkunurken acıyor. İnşallah orucumu bozacak kadar şey olmam, kötü olmam. Bakalım arkadaşlar. Neyse şimdi ben sütü alayım, Mira'ya götüreyim. Ondan sonra bir saatte falan Şahin'le gider. Yastıkların yüzünü de bugün takacağım. Haydi bakalım, bakalım da bakalım. İyice kızardı. Allah halalarda şimdi pembiş pembiş olur. De bakayım. Anne. Anne. Anne, 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 ha söyle, söyle de ki anne, 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 bacaklarım çalışsın, çalışsın da çalışsın, bacaklarım çalışsın, hop, hop. Anne, 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 anneciğim, baba, baba, babacım, babacım, tamam babacım diyemezsin, baba, abla, 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 abla. Abla, anne, 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 nene, 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 Fatma nenesi, Fatma nenesi, Fatma nenesi, hayırdır, neneyi duydun güldün, Fatma nenesi, Fatma nenesi. Kaldır bakayım. Popuşu kaldır. Fatma nenesi. Fatma nenesi. Fatma nenesi. Neredeymiş bunun Fatma nenesi? Fatma nene nerede? Fatma nene. Fatma nene. Ha? Nerede Fatma nene? Gitti Fatma nene. Ha? Saçını kim toplayacak? Ha?
Saçımızı kim toplayacak? Elimizi yüzümüzü yıkarken her gün bu manzara oluyor. Elimi yüzümü yıkadı annemle. Dişimi de fırçaladı teyzelerimde. Şimdi ben buna bir tane yelek giydireyim. Kalın çorap giydireyim. Ondan sonra hemen mutfağa ineyim. Bıldırcı yumurtası koyayım. Yaren'e normal yumurta koyayım. Ondan sonra oynayacak mısın burada yoksa indireyim mi seni? Yanımda olacak mısın? Ha? Şuraları bir toparlayalım arkadaşlar. Resmi Yaren'i değiştirsem mi? Ne düşünüyorum. Çayını yandırdıktan sonra ben biraz daha uyudum. Bu kız uyanmış da zaten. Sonra ablası da uyandı. Yaren'i öğlen uyanır dedim ama yok. Yine 9 gibi uyandı. Ay. Değil mi? Mila. Ya dün nasıl rüzgar vardı Allah'ım. Dün Zarife bir şey diyordu. Bir yerin rüzgarlı bir şey, kumlu bir şey gelecekmiş. İşte ne bileyim bir şey diyordu. Tam olarak anlamadım. Ama hava şu an güzel. Ankara'da bir kar yağıyor. Bir kar yağdı. Sabah Instagram'da öyle bir takılıyordum. Allah! Onun şey esintisi mi acaba bilemiyorum ama kuru bir soğuk var. Güneş var ve kuru bir soğuk da var arkadaşlar. Ama şu an evet açar açmaz böyle yüzüne şey yapabiliyor. Şimdilik işimize bir yerden başlamamız lazım bugün. Şimdi önce çocuklarımın karnını doyurayım. Daha sonra da Allah'ın izniyle başlayalım. Şu yeleği de minnoşuma giydireyim. Çünkü yeleksiz olmaz. Ta ki Nisan çıkana kadar sanırım ben bu kıza yelek giydireceğim. Gel. Yelek. Çöpapların nerede çöpap? Yaren'e bak verdim nereye sokmuş. Çorabın nerede senin? Kalın çorap lazım. Dur çamaşırın içine bakayım yoksa. İnce çorap olmaz. Saça bak. Özledim seni. Bir şarkı dolandı şey dilime. Yaren'im. Yaren'im. Kahvaltıda ne istersin? Peki bunu yer misin? Üstünü giyer misin? Üstünü giyer misin? Ben öyle de tahmin etmiştim de. Üstünü giy anca o zaman. Koş. İki tane değil ekmek büyük bir tane yapayım. Şimdi Yaren Miram'a... Arkadaşlarım şöyle iki tane pıltırçın yumurtası koyacağız. Böyle. Niye korkuyorsun anneciğim? Hayır ben bunları haşlayacağım. Ne? Az mı gelir? Demiş ki çiçi sürüydü. Az mı gelir bir tane de normal yumurta mı eklesek? Ya da üç tane pıltırçın mı versek? Hayır hoşum. Müzakir denge dedi ki pıltırçın yumurtasını çiçi sür. Evet bülbül gibi öter dedi. İğrenç, İğrenç değil anneciğim onu bir tane teyze söylemiş demek ki bir teyzenin bildiği vardır. Yok. Sen yumurta kaç tane yiyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Kaç tane? 3 tane ya 3 tane. 2 tane koyuyorum. Hayır 3 tane. Anneciğim 3 tane yiyemezsin. Ye. Yaren'im 2 tane. 2 yumurta bir tost. O bile fazla. Bir yumurta. Bir tane yumurta olur mu kızım? İki olur. Tamam. Hadi anneciğim. Hani minik tavlara pişireceğim. Sana ben ezelden geldim. Haşlanmış mı yapacaksın onu? Hmm, bakacağız. Bakacağız. Anne, ben şimdi bilmediğim için arkadaşlarım. Ay dolabı da açık bırak. Onu sonra 3 tane yumurta koyacağım şöyle. Şimdi küçük geldi gözüme. İnşallah. Oy nasıl da buluk buluk yapıyorlar bakar mısın? Şöyle küçük göze koyuyoruz. Çok kalın çok kalın. Ben... Pişince geldim. Tüh gidiyordu. Ay çocuğu bıraktım. Tamam ben kapıyı kapattım. Geliyor gideceğim şimdi zaten yanına. Şahin'e diyorum ki Miray'a bıldırcı yumurtası aldım. Diyor ki iyi yapmışsın. Ver diyor ki ne gerekiyorsa ver. Al. O konuda Şahin şey değil arkadaşlar böyle ne bileyim yemek konusunda işte
Hayır, alma, etme, ne gerek var, normal yumurta da yiyebilir. Ne bileyim, böyle şey değil yani, Allah var, sadece çocuklarına karşı değil yani. Genel böyle yeme konusunda mesela, ya da böyle ihtiyacım, anam benim kaynanamın niye düşmüş ki yani, ya da böyle bir şey ihtiyacım mesela vardı. Allah bütün eşlerimizden razı olsun, ne diyeyim. İyi ki varsınız diyelim, ne diyelim. Biraz pof poflayalım onları. Canım. Nasılsın? Kız bu kıpkırmızı oldu. Bir tane pancar mı koysaydık? Vallahi ama deneyeceğim. Dün Nergiz'e gösterdim. Abla yapma ya. Şimdi şöyle. Pıltırçın kızıma da. Ha kızım. Ha. Neyin altı bebeğim? Bakmadan bir şey söyleyemem. Evet. Sen niye pijama giyiyorsun? Çok soğuk. Böyle giyeceksin. Bak her zaman şu içine bak. Kağıt neresiyse orası arkaya geliyor. Anladın? O arkaya geliyor kağıt. Arkaya geliyor kağıt. Kağıt arkaya geliyor. Evet öyle. Şimdi bugün demiştim değil mi? Şu çaydanlığı güzelce aklayacağız, paklayacağız. Burasını yıkayacağız. Şimdi ben yukarıya gideyim. Miray'ı. Ağlıyordu. Bir de şey yap. Ay bunu yıkamam mı gerekiyordu, anlamadım. Hı? Ay bunu da yıkamadım. Normal yumurtaları yıkıyordum ama neyse, zaten soyacağım. Şey, bir de Miray'a bir tane şöyle patates koyacağım arkadaşlar. Patates de yesin. Gideyim hemen onu da getireyim, söyleyeyim. Anneciğim getirir misin bana bir tane patates? Ama şunu değil de soğuk olur bence. Tamam, hadi koş bana bir tane de patates getir. Koyayım kardeşim kahvaltısını. Evet, şimdi burada da bir adet patatesimizi koyalım arkadaşlar. Ocağı doldurdum, bari şunu al da buradan. Hadi gel, ben şimdi yukarıya çıkıyorum. Bunlar 2 dakikada olsun, hemen geleyim. Ve bunlar kaynamaya başlıyor. Ben çok... Hadi anneciğim. Gel. Burası kaynasın. Ben kendim... 2 dakika. Yaklaşma ocağa, tamam mı? Hadi sen oyna. Ben şimdi Miray'ı da alıp geleyim. Hadi çorap getireyim. Çorap da getireyim. Ondan sonra bugün beni yoğun bir gün tempo bekliyor. Ne resimleri falan değiştireyim bugün. Şu yolluğu falan atayım. Şu odayı belki demeyeceğim de, çünkü yapacağım dediğim anda bir şeyler oluyor. O yüzden inşallah. Ne oldu? Yarenim kalk, hadi abla inelim. İnelim. Dur kalk. Pijama sana kim dedi ki giy annem? Çok güzel. Teyzen olmuş. Saniye annem. Saniye teyze. Niye pijama giyiyorsun? Gitsin içinde tutayım şimdi. Dur annem, dur haşlanıyor da 2 dakika. Pıltırçınlar da haşlanıyor. Tamam annem. Acıktın mı sen? Sen acıktın mı? Ha? Benim kızım acıkmış mı? Anne belki bugün dışarı çıkıyorum. Vay tamam. Ha kızım tamam. Tamam bebeğim. Dur ablanın postunu da yapalım. Şuraya anneciğim, ne bileyim ne kadar pişmesi lazım. Bu meğerse jumbo dedim ya dün. Jumbo değilmiş. Jumbo daha büyük çünkü. Ya bu küçüğün bir büyüğü. 1,5 yani. Ha. Oo, gittin mi?
Acıktın mı? Acıktın. Dur sana biraz ekmek alayım da. Bak konuşsan desen ki anne. Acıktım. Anne. Ben seni doğrudan çocuk konuşturabilirim ama. Allah'ım Allah konuştur anneciğim. Tamam mı? Sihirle yapılacak işler değil onlar. Sihirle kendimi oynatır. Vay. Anne. Ha. Şimdi kendim şeyde telefon alırım. Bak. Ne pişiyor burada? Anne ben ne pişiyor? Haşlandı şuna. Ne pişiyor kızım? Şunu haşlandı sıcak. Oturacak mısın sen de abla gibi? Bak. Tutur. Sen de buraya gelin mi? Ay fazla yaklaşma. Sana sarılmaz. Korkma. Annem korkma. Korkma bebeğim titreme. Titreme bir tanem. Anne titreme. Sen bana öyle yaklaşırsan. Titreme bir tanem titreme. Bak bir de ben titreme. Bak abla ne güzel oturuyor bak. Ablası ne güzel oturuyorsun. Konuş onu anneciğim şey yapmasın. Abla. Şunlara bakar mısınız? Hayır ağlama. Ağlama annem ağlama. Kuzum hayır. Ablasının bal kuyusu. Anne. Ablasının kalbi. Ablasının kalbi. Ablasının balı. Şekeri. Ablasının balı lokumu. Korkma bir tanem. Korkma kalbi. Ben nasıl bakıyorum? Bana bak eline bunu vereyim unutursun. Unutursun tamam mı aşkım benim? Korkma benim güzel kızım. Korkma annem korkma. Oturmuş da kahvaltı bekliyorlar ya. Tamam. Boş ver ağlamayı ama. Ben seni yerim. Biraz sohbet edelim. Ağlamayı bırak. Ablacığım. Ay bak sen nasıl. Korkma. Mira bak ben yürüyorum. Abla hayır bak ben oturuyorum kalkıyorum. Tamam anne. Annesini boşver. Oy bir dakika kulağı geldi. Korkma anne abla tutuyor ya seni. Abla seni tutuyor ya aşkım. Sen de abla seni tutuyor ya benim kedi. Bak. Aa, anne sana ne verdi anne? Bana birazcık hı yapsana. Gözü de şeydi. Yerim ben seni. Çocuk da kaldı ya. Ağlamayı unuttu çocuk. Anneşi. Dur toparlar kendini dur. Dur kızım müdahale etme. Otursun öyle birazcık. Canım. Vereyim mi sana biraz daha onlardan? Hoşuna gitti mi? Evet ha? Anne. Ver biraz daha. Otur anneciğim. Al bak kaç tane verdim. Böyle dikkatini dağıtma. Anne, ay kaç hadi tane verdi annesi. Anne sen benzinci taşıyorsun. Gören ben dünyanın yükünü üstünde taşıyorsun sanar be annem. Bu ne ağlamaktır. Bu ne nazdır. Bu ne kapristir. Bu nedir ya? Bir de esniyorsun. Seni bugün 12'de yatırsın mı anne? İndireyim mi? Hayır, ben seveceğim onu. Onu da birden çok şey yapmasak kızım. Çok güzel onu. Canım. Anne hazırladı bile neredeyse. Paket işleri biraz daha yumuşasın. Ben bu böyle koyayım. Ben seni yatıracağım. Tamam mı? Bir saat sonra seni yatıracağım. Ne yapıyorsun yine? Merhaba. Otur. Anne bu da oynuyor. Al aşkım benim. Yanımızda otur. Seni bugün erkenden yatırayım, erken kalkarsın, akşam yine yatırırım seni. Tamam mı benim güzel kızım? Bugün akşam zaten sizleri yıkayacağım. Acaba pişmiş midir ya? Ne dersiniz? Pişti. Acaba? Pişti. Şu
Yaren Hanım'ın tostunu da yapalım da. Bu şeylere bakın. Patateslere. Haşlanmış yumurtaya da baksana. Yaren'in senin ham şeyin pişmiştir diye düşünüyorum. Bayağı ikisi de pişmiştir aslında da yumurtalarım. Yaptığı için. Değil mi? Hı hı. Ekmeğini fazla kızartmıyorum değil mi? Evet, çok yumuşak yiyorsun sen. Evet, çok sert. Ben de tam tersi. Tosta bayağı bir kızartılmış böyle. Ramazan bitsin, annem de tost yiyecek. Evet, Ramazan bitsin. Anam dün gece yedi. Evet. Yedi. Annesi. Annesi. Ya. Annesi. Buradayım. Yumurtayı alıyoruz. Anne şu yumurtayı da baksana, merak ettim. Anne onu bilmediğim için şu an bekliyorum daha. Ama çok zaman pişecek. O çok uzun zaman pişiyor. Yavaş. O çok uzun zaman pişiyor anne. Bir saat sonra pişecek. Elim yandı. Elim, 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 elim. Ay, 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 ay. Ne oluyor yani? Tost makinesi sesi nasıl kokuyorsun anneciğim? Mira. Şey yemiyorsun tamam mı? Bunları yedikten sonra. Bunlar seni bayağı tutarlar tamam mı? Öğlende, öğlende meyve. Ondan sonra tavuk çorbası. Öyle. Tamam eriteceğim. Allah'ım yarabbim ya. Sen bana sabır verin. Şöyle double tost şeyli. Double tost şeyli. Pişti galiba, kokudu. Tamam, 2 dakika zaten pişecek. Sabır etseniz. Birisi de arkadaki sabır edemiyor. Sabredilir mi? Ben sabrediyorum. Ben bekliyorum kavanozun hazır olmasını. Mira bak, ben çok uslu oturuyorum burada. Tamam bebeğim tamam. Keşke bir konuşsan, seninle sohbet etsen oynasak. Amira. Bugün nereden geldin oğlum? Yürü sen. Anne az önce sen uyandık ya. Ne yapıyordun sen uyurken biliyor musun? Ne yapıyordun? Oraya tırmanıyordu. Duvardaki şeye tırmanıyordu. Böyle tutuluyordu, tırmanıyordu. Evet anneciğim, evet patatesleri. Ayağımı bir pabuca soktular bu çocuklar. Niye? Haydi haydi diyorsunuz. Mira oradan ağlıyor. Ben kayda aldım. Al. Al. Bunu oradan şimdi ben vereyim. İn sen önce. Mira'ya da şöyle bıraktım. Evet. Vermek lazım. Tamam annem tamam. Tamam. Tamam kalbim tamam. Şimdi Mira'nın hazırlayalım. Patateslerin hepsini koymayacağım arkadaşlar. Ay şurada. Neyse onu da hazırlayayım. Karnını doyurayım. Sonra görüşürüz inşallah. Bunlara bakar mısınız? 3 tanesi normal bir yumurta. Evet. Bunları şimdi eziyoruz. Tamam balım. Tamam. Tamam. Tamam balım. Tamam balım. Normalde bu geçen işte Bursa'da kalıyordum ya. Orada teyzemin eltisi vardı. Onun kızı hep yiyordu. Eltisinin kızı yiyordu hep. Bu şeyleri. Buradaki yumurtalarını faydalıymış bilmiyorum. Acaba bir gün yarına haşlasam anlar mı ki? Ne dersiniz? Yumurta yumurtadır diye düşünüyorum. Şimdi ben ezeyim arkadaşlar. Biraz da arkadaşlar şöyle kayınvalidemin verdiği zeytinyağdan koyacağım. İnşallah yer. İyice karıştıralım. Ve minnoşuma yedirelim bakalım. Hmm,
biraz ağır koktu zeytinyağından ama deneyeceğiz şansımızı. Bir tık daha koyalım da yumuşak gitsin. Getiriyorum annem, getiriyorum anneciğim. Ödülünde portakal suyu, tamam mı? Hadi bakalım. İlk defa pıltırçın yumurtası yiyecek benim kızım. Pıltırçın yumurtası mı yiyeceksin pıltırçın? He? Gel yanıma. Gel. Yanıma gel. 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 Mama. Al. Ödül. Tamam ödül, ödül sana. Ödül. Tamam iç iç. Tamam iç. Bir şey demedim iç. Hadi yat da iç hadi. Ah. Evet, bıldırcın yumurtamız başarılı. Afiyet bal şeker olsun. Zeytin de biraz zeytinyağında birazcık burnunu falan kıvırdı. İlk kaşığı şey ilk kaşığı verdim. İkinci kaşığı biraz şey yaptı ama yok, sonra yedi. Bundan sonra bütün yemeklerine böyle özellikle kahvaltılarında damlatır veririm. Canım afiyet olsun, bıldırcın yumurtam benim. Kalbim maşallah subhanallah benim güzel kızım. Kendin kaşıkla çatalla tutup yediğin günleri de göreceğiz inşallah, tamam mı güzel kızım benim. Ha? Bunu kim yesin, şu kırmızı taytı. Ne oldu, gelmedi mi? Ha, ucuna toplanmış annem, dur. Dur dur. Dur vereceğim, sadece ucuna toplanmış, dur. Tamam kızma. Bugün şeyini süzmedim. Dedim ki şeylerin de içsin de. Tamam tamam, ah veriyorum dur. Veriyorum dur. Al sinirlenme, al al al. Ucunu açtım, al. Sen kendin mi alacaksın, al. Tamam. Geliyor mu? Geliyor mu anneciğim? Sinirlenince şurası hemen kızarıyor. Kalbim benim. Hı? Oturup içsen ne olur? Allah günah mı yazar? Hadi iç. İç benim güzel kızım, iç. İç, tamam mı? Hadi. Bununla oynama annem, bu lazım bana. Gerçi ben verdim ya eline. Hem verip de hem de oynama dememe ne kaç puan verirsiniz acaba? Evet. Bak öğlende şu an saat kaç? 11. 1,5 gibi falan meyve yeriz, tamam mı? Gene mi kapandı ucu? Tamam güzel kızım. 1,5 da yersin. Hatta 2 gibi de yeriz. Şimdi belki ben bunu uyutmaya çalışıyorum. 12 gibi. Uyursa erken uyur, erken kalkar. Akşam da dün mesela öğlen uyurdu ya birazcık. Akşam yine saat 10'da artık alışmış demek ki, uykusu geldi. Şunları da yıkayayım şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şurada ne var? Aa, dün biraz siyarene vermiştim ya, biraz şey kaldı. Çilek ve bir tane portakalı böyle doğramıştım ona. Şey nedir onun adı? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve bu arada size söylemedim değil mi arkadaşlar ben? Aşure. Evet, bundan sonra canım ne zaman aşure isterse alıp yapacağım bir şeydir. Tabii ben bunun içine biliyorsunuz portakal da kattım. Sonra tarçın kabuğu bıraktım. Fındıktır, kajudur bir şeyler de bıraktım ve gerçekten güzel olmuştu. Biraz da meyvelerle süsledim. Bugün de inşallah tatlımız burada. Hadi bakalım, yardım edecek misin bana? Yardım edecek misin bana? Hı? Bana yardım edecek misin? Kelebeğim benim. Hı? Benim güzel kızım. Başladı yine. Hadi gel, saçını da topladın mı? Tam cici kız ol. Ha, o biberon senin yanına gelmez ki. Onu bekliyorsan o gelmez. Senin alman lazım. Kızım sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Böceğim, peteğim, çiçeğim, ömrüm, ne yapıyorsun? Yatırsın mı anne seni? Bacaklara bak. Allah'ım bacaklara bak. Bacaklara bak. Allah'ım bacaklara bak. Yatalım mı? Elin niye soğuk senin? Ellerin niye soğuk senin? Dur bakalım buraya alalım. Ellerin niye soğuk senin? Niye soğuk? Niye? Isırma. Isırma canım, çok acıyor.
Bıraktı hemen. Bıraktı hemen. Yatırayım mı seni? 12'ye çeyrek var. Yatırayım mı annem? Annem uykun mu geldi ha? Canım. Sonra anne yastık kılıflarını takmaya başlasın mı? Yaramaz böceğim beni. Tırmanmışsın gene. İyi ki sen buna dönmüşsün. Dağ keçisi. Dağ keçisi. Dağ keçisi. Sen dağlara mı tırmanıyorsun ablam? Dağ keçisidir bu. Dağ keçisidir bu. Dağ keçisi. Hayır, Leylan. Ceylan evet bu. Geyik ya da geyik. Geyik. Lol babanın geyiği mi da? Kulağın acıyor mu? Ha yok, sessizce duruyor. Annem tarağı getirir misin? Saçlarınızı topluyor da şunu bir yatırmaya çalışayım. Büceyim benim, büceyim. Ya ben sizi yerim ya. Geldiler gene. Anne ne yaptı? Anne. Allah'ım. Anne bir daha yapsana. Canım. Ben yapayım. Sen yapacaksın. Ne güzel yaptı ya. Allah. Yapma anneciğim. Dönmüş. Ne güzel yaptı ya. Dur düşer. Yaren. Kucağını alma annem. Annem saat 7'de kalktı ya bugün biraz şey. Dur ben onu yatırmaya çalışayım dur. Hayır anne. O ama uykusu var. O benim kızım. Kızım. Uykusuyor cennet. Böyle de uyuyamış. Esmer çocuğumun benim. Esmer çocuğum benim. Hayır bu çok... Sıcak var yanmış. Bu da süt beyaz kızım. Süt beyaz. Bir de gülermiş de. Allah'ım. Bir de gülermiş de. Allah'ım sizi ayırmışsın. Allah'ım. Hadi burada yatalım. Biz bari. Yaren dur hele Yaren. Annem. Annem düşüreceksin. Yaren yapma. Çorap getirdim sana. Nerede? Anne. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam anneciğim tamam. Tamam. Tamam anneciğim. Getir bana onu. Getir düşürürsün annem. Getir kızım getir. Ben artık kocaman kız oldum. Kız Yaren. Fukar. Şimdi. Mira uyudu arkadaşlar. Saatlerimiz tam 12. Her taraf sarı toz. Şu yastık kılıflarını bir takayım. Ondan sonra tahminimce bir 2 saat veya uyur. 2'de uyansa bile en azından akşam yatar. Şimdi şunları bir takalım. Bu yastıklardan olmuşsa ne değişik yastık. Yaren hayırdır? Şarkı söylüyor. Mira birazcık dışarıda. Ayet el kürsü açtım. Dışarıda da balkonda güneşte gezdirdim. 10 dakikada uyudu zaten. Aslında böyle 7'de kalktı ya mesela sabah. Aslında böyle güzel kahvaltısını yaptırıp 12'de yatırıp hem öğlen uykusunu alır hem de akşam uyur. Kız ballı turta. Ay. Tümleri öğrenip öteye öteye bir yerlere gitmişler. O yüzden de yastıklar biçimsiz. Sanki değil zaten dolu da nefes alamıyorum şu an. Burun tıkalı. Akşama da menüde ne var biliyor musunuz? Patatesli sarma. Böyle mantı yapıyoruz yani. Onun sarması.
böyle rulo. Ay çok canım çekti. Dün zayıf gibi konuşuyordum da. Dedi ki iftara dedi onu yaptım dedi. İnanın o kadar canımı çekti ki size anlatamam. Dedim bunu yapmam lazım bugün. Öyle şu işlerimi erkenden halledeyim. Erkenden halledelim ki arkadaşlar. Ama bayağı bir işim de var açıkçası. Bugün ıslak kek de yapmam lazım. Akşam yaparım onu ki yarın akşama güzel çekmiş olsun. Yarın gündüz olmaz çekmez çünkü. Bugün akşam yaparım onu. Zarife sağ olsun bir tane salata yapacak böyle lahanalı falan. Ben yaparım dedi. Ondan sonra giderken işte domatestir. Kayınvalidem de mercimek çorbası yapacak. İftara ben alıyorum ama sağ olsunlar. Nedir onun adı? Pilav ve mercimek çorbası annem yapacak. Ben normalde kasaptan soslanmış tavuk alacaktım. Ay burnum niye kaşındı? Ama sonra kızlar dedi ki kendin alıp soslasana. Ben de dedim neden olmasın. Alayım soslayayım dedim. O yüzden şey yapacağım arkadaşlar. Yarın erkenden gideceğim ya. O yüzden binmeye giderim alışverişimi yaparım. Ondan sonra erkenden onları soslarım. Zaten kanat, kelebek onları alacağım. Şahin de diyor ki sen kendini niye zorluyorsun diyor. Niyetlisin diyor. Ve mangalda diyor sen yapacaksın diyor. Neden kendini zorluyorsun? Dedim ne bileyim hoşuma gidiyor. Yani bir şey yapmak gerçekten hoşuma gidiyor arkadaşlar. Özellikle böyle mangaldır, kalabalıktır falan. Hoşuma gidiyor. Bir şey severek yaparsan o senin gözüne batmıyor biliyor musunuz? Yorulmuyorsun diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum yanlış da düşünüyor olabilirim. Evet az kaldı. Bugün 23 Mart. Az kaldı. 8 gün var. İnşallah. 8 gün kaldı. Herkes bir şeyler vaat ediyor da bakalım. Hayırlısı hangisi gelecekse o da kazansın arkadaşlarım. Ben öyle siyasetmiş, partiymiş öyle şey yapmam. O yüzden hangisi hayırlı gelecekse o da olsun. Anam kaç tane bunun içinde şey var. Kılıf var. Şunu çıkaralım. Ama bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yalan. Şey nedir onun adı? Doğal gaz getirme vaat ettiler. Bilmiyorum artık. Ne kadar doğrudur? Ne kadar yalandır bilemiyorum. Ne kadar yapılır, ne kadar yapılmaz onu da bilemiyorum. Ama doğal gaz gelirse en mutlularda sanırım ben olurum. Bazen de soruyorsunuz niye doğal gaz sizin oralarda yok. Maalesef yok arkadaşlar. Keşke olsaydı. Zaten ben doğalgaza 3000'i ödemeye razıyım. Zaten aylık klimaya 2000, 3000 ödüyoruz. Böyle kara kışta yani iki klima mesela açık olduğu zaman şu an mesela sabaha kadar Yaren odasında soba açık, bizim odamızda klima açık ve ister istemez 2,5, 3'ü görüyoruz. Geçen sene hatta 4'ü bile görmüştük. O yüzden ve düşünün yani sadece bir oda ısınıyor. Klima olduğu olan. Yani doğalgaz gelirse inanın benden mutlusu olmaz. Vallahi gerçekten. Düşünseniz ya. Bütün odalar aynı ısıda. Çok güzel olur. Harika olur da. Bakalım.
Yine söylüyorum, hayırlısı hangisi gelecekse o da gelsin. Millete hangisi hayırlı gelecekse o da başına geçsin inşallah. Çünkü maalesef olan, biliyor musunuz, her zaman halka oluyor. Her zaman. İyisiyle kötüsüyle halk şeyini çekiyor arkadaşlar. 10 dakika oldu mu sizlerle konuşaraktan yastık kılıf geçirme bilemiyorum ama şimdi 2 dakikada hemen süpürge tutuyoruz burayı, odayı bitiriyoruz, çıkıyoruz ama oraları hızlı çekime alacağım arkadaşlar. Tabii ki de böyle sizlerle sohbet etmek güzel. Bazen oturup böyle sanki yanımdaymışsınız gibi o sohbet ediyorum. Bazen de bu durum milletin bazılarının hoşuna gitmiyor tabii ki. Nedir bu falan filan. Herkesi memnun edemezsin bu hayatta arkadaşlar. Herkese yetişemezsin. Şuraya Dümmir'e biraz meyve suyu döktüm. Bu hayatın gerçeği. Herkese maalesef yetişmeye kalkarsan, yetişmeye de değil de memnun edemezsin kimse. İstediğin kadar çırpın. Bir yerde yamuk mu kız bu? Bir yerde bir eksiğini falan gene de görüyorlar. Neyse ya. Hayat yaşamaya değer mi? Değer. O yüzden duralım. Sizlere hızlı çekim alıyorum arkadaşlarım. Şu odayı bir güzelce temizliyoruz, siliyoruz, süpürüyoruz. 10 dakikadır evet yastıkça yapmışız. Görüşürüz. Duvarın parçalarına baktım da arkadaşlar bayağı bir uzun olmuş. 57-58 dakika neredeyse geçmiş. Tabii edit yapacağım. Biraz kısarım, biraz keserim falan. Yani şu an salonu da dahil edersem, çok uzun olur. O yüzden sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videonun devamında görüşürüz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.